makarnanızı alın, ununuzu alın. Yarın akşam itibariyle her an sokağa çıkma yasağı gelebilir. Kendinizi ona göre ayarlayın. En önemlisi de nakit bulundurun. Evet, resmi otoritelerden herhangi bir açıklama yok bu konuyla ilgili. Ama ona rağmen dolaşımda, yani aslında dün akşam itibariyle olağanüstü halin ilan edilmiş, sokağa çıkma yasağının ilan edilmiş olması gerekiyordu bu kayda göre. İşte bunu yapmaya çalışıyorlar. Amaç belli, korkutmak, paniğe yol açmak belki de ve belki de hiç istemediğimiz üzüntü verici görüntüleri ortaya çıkarmak olabilir. Bakan Soylu işte korona teröristleri diyor onlara, onlar hakkında konuştu. Ve herkesi sağduyulu olmaya çağırdı. Özellikle sosyal medyadaki yalanlara karşı uyarıda bulundu. Herkesin cep telefonuyla ya da kendi ev telefonuyla bağlı bulunduğu karakol amirliğini arayıp izin istemesi gerekecek sokağa çıkmak için. Ya hastaneye ya bakkala, haricinde yasak. Koronavirüs daha Türkiye'ye girmeden işe koyulan virüs yayıcılar hala yılmadan çalışıyor. Aklınızda bulunsun. Yarın akşam açıklanacak. Bugün işte halkı galeyana getirmek için duruyorlar. Ve ürettikleri son yalan da yine virüsten hızlı yayıldı. Doğruluğunu sorgulayan da oldu, panik haliyle inanan da. Aynen yazı gelmiş bakkallara da. Önce karakola amirliğe izin istiyorsun mesajla, bağlı bulunduğun karakola amirliğinde. Onlar izin verince sokağa onların önerdiği saatte çıkıp alışverişini yapıp hemen dönüyorsun. Sahte hesaplardan yayılan sokağa çıkma yasağı yalanı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi. Bu ve benzeri paylaşımlara itimat edilmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Bunun önemli bir bölümü Amerika ve Almanya mahallesidir. Sosyal medya mecrağından bunu manipüle etmeye çalışanlara, bunu infial haline getirmeye çalışanlara vatandaşımız ne olursunuz müsamaha göstermesin.